Transpozisyon kalpteki defekt yani kusur türlerinden biridir. Şimdi bu kelimenin anlamına bakalım gelin. Transpozisyon pozisyonun yani konumun değişmesidir. Yani iki farklı yapı birbirinin yerine geçer. Bu videonun konusu büyük arterlerin transpozisyonu. Arter zaten atardamar demekti. Yani büyük atardamarların yer değişiminden bahsedeceğiz kalpten çıkan iki büyük arter pulmoner arter ve aorttur. Pulmoner arter akciğer atardamarı demekte hatırlıyorsunuz değil mi? Aort ise vücuttaki tüm arterlere açılır. Evet konumuz büyük arterlerin transpozisyonu. Burada aort pulmoner arterin yerinde, pulmoner arter de aortun yerindedir. Şimdi bir damla kan olduğunuzu düşünün, tamam mı? Sağ kulakçağı yani RA yazdığım yere geliyorsunuz ve RV'ye yani sağ karıncağa gidiyorsunuz. Daha sonra bu mavi damarla yani pulmoner arterle akciğerlere pompalanmanız gerekir. Ve sonra sol kulakçağı yani LA yazdığım yere oksijenli kan olarak geri gelirsiniz. LV yazdığım sol karıncağa devam edersiniz. Bu kırmızı damar olan aort ile de vücuda pompalanırsınız. Transpozisyonda ise iki arterin yeri değişir demiştik. O yüzden bütün bu kısmı siliyorum. Şimdi her şey karışacak. Bu ikisinin olmaları gerekenin tam tersi yerlerde bulunduğunu hatırlayalım. Ben burayı silerken siz de döngümüzün nasıl değiştiğini bir düşünün. Şimdi bir damla kan nereye gider dersiniz? Akciğere giden pulmoner artık buraya sol karıncaya bağlanıyor. Şuradan birazcık daha silelim. Evet. Aort da artık sağ kısma bağlandı vücuttan oksijensiz kan alıyor. Tam güzel çizemedim ama umarım değişme durumunu anlayabilmişsinizdir. Evet, şimdi buraya gelen mavi kansınız diyelim. Sağ karıncaya gidiyorsunuz ve kırmızı damara doğru devam ediyorsunuz. Bunun içi artık mavi kanla dolacak. Bu yoldan pulmoner arterler aracılığıyla kalbe gelen kırmızı kan damlasıysanız, kalbe kanı geri taşıyan damarların değişmediğini unutmayın. O halde kırmızı kan yine sol kulakçağa gelir ve sol karıncağa geçer. Daha sonra pulmoner arterlerle akciğerlere döner. Şimdi damarın içindeki kan renginin çizdiğim damarın rengiyle uyumlu olmadığını görüyorsunuz değil mi? Buraya çizdiğim yolu takip ederseniz normalde olduğu gibi bir dolaşımımız olmadığını fark edebilirsiniz. Aslında tamamen kapalı olan iki farklı devre var. Vücuttan sağ tarafa gelen ve sonra vücuda geri dönen bir dolaşımımız var. Bu Mavi döngü. Vücuttan kalbe, sağ kulakça ve sağ karıncağa giden ve aorttan vücuda yayılan bir döngümüz var. Bu döngüde akciğerlere uğranmaz. Bu yüzden kan asla oksijen alamaz ve mavi olarak kalır. Bu tarafta ise akciğerlerden gelen kan var. Kırmızı kan, sol kulakça ve sol karıncağa geçer ve pulmoner arterler sayesinde akciğerlere geri döner. Orada da daha fazla oksijen alır. Kısacası, birbirine karışmayan mavi ve kırmızı döngüler var. Bu noktada belki şöyle düşünüyorsunuzdur. Ama bu şekilde yaşayamayız ki hemen ölürüz. Çünkü hiç oksijen almamış oluruz. Birbirine paralel iki devre var ve hiç karışmıyorlar. İşte bu yüzden transpozisyon görülen hastanın ya da çocuğun hayatta kalması için iki sistem arasında bir bağlantı olmalı. Transpozisyon bu yüzden VSD yani ventriküler septal defekle beraber görülür. Ventriküler septal defekt birçok farklı kalp defektinden biridir. Bazen tek başına görülür ve bebek büyüyünce kapanır. Ama bu bahsettiğimiz durumda VSD'nin yaşamsal önemi vardır çünkü bu iki devrenin karışması için bir fırsat yaratır. Böylece vücuda biraz da olsa oksijen yollayabiliriz. Ayrıca yeni doğanların burada aort ile pulmoner arter arasında duktus arteriosus'u olduğunu unutmayın. Bu durum da aynı şekilde iki devrenin iletişim kurmasını sağlıyor. Şimdi transpozisyon varsa yine siyanotik durum devam eder. Çünkü en iyi durumda bile aorta giden iki çeşit kan karışımı vardır. Bu yüzden buradaki hedefimiz yeteri kadar karışımın olması ve en azından vücuda yolladığımız kanın mor yani biraz da olsa oksijenli olmasıdır. Bu bebek mor ya da mavi bebek denen bir durumdadır. Hatta ilk 6 ayda ameliyat olmazsa hayatta kalamayabilirdi. Ama günümüzde son derece şanslıyız çünkü her şeyin yerine konulabildiği ve normal bir dolaşım olması için iki döngünün birleştirildiği cerrahi ameliyatlar var. Evet. Büyük arter transpozisyonunu gördüğünüzde kalbe giden iki büyük arterin yer değiştirmesi aklınıza gelsin. Birbirine paralel olan iki bağımsız döngümüz var ve çocuğun yaşaması için ikisi arasında bir çeşit iletişim gerekli.